Panik atak tedavisinde ilaç tedavisi var, psikoterapi var ama bunlardan önce kişinin kendi yapması gereken önereceğimiz şeyler vardır. Bunlardan birincisi nefes egzersizidir. Nefes egzersizi iki bölümde anlatabilirim. Birincisi kişi oturduğu yerde arkaya yaslanarak 3 saniye derin nefes alıp o aldığı nefesi yine 3 saniye içinde tutarak daha sonra 2 katı süre olacak şekilde yani 6 saniyede dışarı verdiği zaman bunu 3-4 defa tekrar ederse nabzı düşecektir ve rahat hissettirecektir. İkincisi ise kişi sırt üstü yatarak ve ayaklarını düz uzatarak sol eli göğsünün üstünde sağ eli karnının üstünde olacak şekilde nefesini alıp verebilir. Nefesini alıp verdiğinde karnında hayali bir balon olduğunu düşünebilir. Bu balonu şişirip indirmeye çalışırsa doğru nefes alıyor demektir. Fakat kişiler panik atak sırasında nefes egzersizi yapmaları aklına gelmeyebilir. Bu yüzden panik atak dışındaki zamanlarda da nefes egzersizi yapılırsa bu hayatının bir ritüeli haline gelerek daha sonra bunu panik atakta da kullanabilirler. Fiziksel egzersizler kişi haftanın 3-4 günü en az yarım saat olacak şekilde yürüyüş yapması gerekir. Bu kişinin bedenini rahatlatacaktır ya da panik atak durumlarında kasılmasına engel olabilecek durumlardan biridir. Panik atak hastaları genelde ilaçtan uzak durmak isterler. Bunun sebepleri ilaçların bağımlılık yapacağı ve bağımlılık korkularından dolayıdır. Panik atakta kullanılan ilaçlar aslında bağımlılık yapmazlar. Bu bir yanlış bilgidir. Psikiyatri ilaçları 15 ile 20 gün arası etkilerini gösterdikleri için kişi ilacın etkili olmadığını düşünüyordur ve bu sırada panik atak geçirebilirler. Ama ilaçlar 15-20 günden sonra etkilerini gösterecektir ve panik ataklar üzerinde etkisi olacaktır. Bu 15-20 gün içinde kişi kendi ne yapmalıdır? Az önce anlattığımız gibi nefes egzersizi uygulayabilirler, fiziksel aktiviteler yapabilirler veya panik atan bir yanlış alarm olduğunu, aslında ortada bir tehlike olmadığını düşünerek de bu durumdan uzaklaşabilirler. Psikoterapinin etkisi olumsuz düşünceleri yani ortada olduğu varsayılan bir tehlikenin aslında olmadığını düşünmek için etkilidir. Olumsuz düşünceleri olumluya çevirmede bize faydası olacaktır veya öğretilecek olan diğer teknikleri uygulamada bize katkısı olacak bir yöntemdir. Bilişsel davranışçı terapi panik atak tedavisinde kullanılan önemli bir tekniktir. Kişinin olumsuz davranışlarını olumluya çevirmede ya da olumsuz düşünce ve algılarını olumluya çevirmede etkili olan bir yöntemdir.